ve uzmanlık ister. Yanımda da işin uzmanı var. 12 yıllık barista. Kendisi çok güzel bir tarif verecek. Kahve sevenlere duyurmak isterim ama öncesinde merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kahveyi seviyoruz. Çok da faydalı olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Baş ağrısına iyi geliyor, enerji veriyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Hatta spordan önce kahve içenler, şekersiz kahve içenlerin daha fazla yağ yaktığı söyleniyor. Aynen. Kahve hayatımızda var. Türk kahvesi özellikle çok tercih ediliyor ama biz Türk kahvesinden farklı olarak bir başka güzel kahve tarifi vereceğiz. Nedir o? Portakal, oyulmuş portakal içerisinde filtre kahve. Şöyle bakınız, kış meyvemiz hazır. Ortası oyulmuş. Altında bir tane bardağımız var. Kahve severler için bir de... Bu tarifin özelliği evlerinde yapabiliyorlar. Portakalı oyduktan sonra portakalın içerisinde kağıt, filtre kağıdı olabilir, bir bez olabilir. Onu güzelce yerleştiriyorlar. Kahvecilerde bu filtre kağıdı satılıyor ama yoksa temiz bir bezle de şöyle ekonomik tercih edilebilir diyor. Sonra kağıdımızı ıslatıyoruz. Kahvemizi rahat demlememiz için demledikten sonra suyumuzu atıyoruz. Her bardak için ortalama birer buçuk tatlı kaşığı öğütülmüş filtre kahvemizden ilave ediyoruz. Her bir fincan için bir buçuk tane koyduk. Ortalama standart fincan ölçümüz bizim burada 300 milim. Bir adet mak dediğimiz fincan ölçüsünde yapacağız. Hı hı. Suyumuzu kaynattıktan sonra ortalama 1-1,5 dakika bekliyoruz. 80-85 derecelik bir suyla yapmamız gerekiyor. Yoksa daha sıcak suyla yaparsak kahvemiz yanar. Yani kettle'dan tık sesi gelince hemen alıp dökmüyoruz. Hemen alıp dökmüyoruz. Suyumuz biraz bekliyor. Bekledikten sonra kahvemizi koyduktan sonra ortalama 50 milim yani bir 7-8 saniye kadar sıcak suyumuzu döküyoruz ve bekliyoruz. Bunu beklememizdeki amacımız kahvemiz çok taze. Kahvemizden ve portakaldan o tatları, tatsal profilini, o turunçgil tadını, portakalın keskinliğini alabilmek için 30 saniye kadar bekliyoruz. Böyle damlaya damlaya damıtma şeklinde aşağıya kahvemiz süzülüyor. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkıyor. O baloncuklar kahvenin tazeliğini gösteriyor. Eğer kahvemiz taze, taze değil bayat bir kahve olsaydı o baloncuklar çıkmazdı. 30 saniye sonra geriye kalan miktarımızı yavaş yavaş, ortalama 1,5-2 dakika, 3 dakika da olabilir. Ne aşağısı ne üstüne çıkacağız. Süremize sadık kalacağız. Eğer kahvemize suyu direktmen döktüğümüz zaman 2 dakika hesaplayarak döküp eğer 30 saniyede 40 saniyede inerse kahvemiz çok kalındır. Kahvemizin ayarını değiştireceğiz. Çok geç iniyorsa 7-8 dakikada iniyorsa bu sefer kahvemiz gördüğünüz gibi Türk kahvesi inceliğindedir. İnceliğinin kalınlığını akış süremize göre değerlendirebiliyoruz. Daha yoğun olsun istiyorsak? Daha yoğun olsun istiyorsak ya yavaş demleyeceğiz ya da kahvenin miktarını arttıracağız. Ama ikisinde de kahvenin tadı kötü oluyor. Kahveden o güzel berrak doğal tadı alamıyoruz. Diğer kahvelerden hiçbir özelliği kalmıyor. Biz burada özel bir kahve yapıyoruz. Diğer kahvelerden farklı. Kendimizi özürlendiriyoruz. Onun için çok özel olması gerekiyor. Güzel. Yapacağımız fincan boyutunda sıcak suyumuzu ilave ediyoruz yavaş yavaş. Buna bıçakla portakalı şu şekilde kesip ya da rendeleyip bunun içerisine de bırakabilirler. Daha yoğun olsun portakal aroması. Daha yoğun olması için. Tabii bunu pürbüzle ya da ocakta yakıp içine atabilirler. Öyle de çok güzel oluyor. Onu Türk kahvesiyle yapabilirler mi cezvede? Tabii. Yarım portakalın kabuğunu Türk kahvesi, bir kaşık Türk kahvesiyle beraber cezvede 2,5 dakika boyunca kaynattıkları zaman, kahve köpürmeye başladıkları zaman alıp servis ederseler portakal, hatta içerisinde bitter çikolata atarsalar daha efsane olur. Ama bunu yakmak gerekiyor değil mi? Tabii. Bu yakmadan da koyabilirler. Çok severim ben portakal aromasını, kokusunu. Portakalla çikolata çok yakışıyor birbirine zaten. Kahve birleşince muhteşem oluyor. Drajelerde de öyledir ya. Tabii. Çikolatalı drajelerin içerisinde portakal tadı vardır. Fincanımızı alalım. Hemen bir an önce tadına bakmak istiyorum çünkü. Gördüğümüz gibi. Şunu alalım. Şu benim kahvem. Gördüğümüz gibi çok koyu değil. Hafif içim. Çaydan birazcık demli. Ehlice. Önce kokluyoruz.
Çok güzel kokuyor. Zaten kahvenin kokusuna bayılırım. Evinizde deneyebilirsiniz. Bunun için kahve makinesine ihtiyacınız yok. Tarçın da içerisine atabiliriz. Tarçınlı, portakal kabuklu güzel kahveler yapabilirsiniz. Ne diyelim, size teşekkür edelim. Rica ederim. Size de afiyet olsun.